Suyun evet. Tazikli akması beni böyle haz veriyor duş alırken, daha fazla alasım geliyor. Nasıl haz veriyor sana? Qwert ekran var sanırım sende abi. Qwert ne ya? Qwert? Şey, dalgalı gidiyor ya abi. Qwert, falsolu. Qwert. Ufak bir kuble senden bir aksan, şovu rica etsek. Arkadaşlar, cümleten Tampa'dan hepinize selamünaleyküm. Miami'de yaşam ile ilgili, Florida yaşam ile ilgili, Orlando'da, Tampa'da, Naples'ta yaşam ile ilgili bana bir sürü soru geliyordu. Bugün Gökhan Ener'in evinin önündeyim. Amerika'ya inşaat işçisi olarak gelmiş. Pizza ustalığı yapmış. Amerikan askerliği olarak şu an görev yapmakta. Ve ayrıyetten bir yandan da yazılım öğrenmekte. İki gündür beni evine misafir ediyor. Gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. Aynı zamanda muhasebe ve aynı zamanda helikopter tamircisi, say say bitmeyen mükemmel özellikler. Mükemmel bir kariyere sahip. Gökhan abim, hoş geldin, sefa getirdin. Sen hoş geldin. Teşekkür ederim abi, Tampa'ya. Çok sağ olasın. Şimdi sizlere Tampa'da yaşam ile ilgili Gökhan abinin evini gösterip ufaktan böyle ne kadara kiraladı bunların bilgisini verip burada gerçekten çalışarak ne yapılır ne edilir ufak tefek bunlardan bahsetmek istiyoruz. Önce şu dikkatimi rica çekti. Burada açık bir park alanı var abi. Şurada aynen da öyle. Teslaları gördük iki tane. Burada evet elektrikli araçları şarj ettikleri yerler var böyle ücretsiz. Gelip Tesla'larınızı şarj edebilirsiniz. Sırf bu yüzden benim de araba elektrikli araba alasım. Ben var gerçekten öne abi 400 mile kadar gidiyormuş araştırmıştık değil mi? Yani bedava burada şarj istasyonum varsa ama iki tane ise biraz sıkıntı da daha fazla varsa burada yapmak bence 10 numara. Şu ileride 4 tane daha var o yüzden gider yani. O zaman 10 numara bence abi. Evet. O zaman inceden şöyle evin içine doğru girersek abi ben de bir yandan sana evle ilgili sorularımı yöneltirim iyi olur. Ama şu arabayı da göstermek istiyorum. Florida'da çok fazla böyle truck var abi ya. Hayvan gibi böyle. Bayılırlar truck kullanmaya Amerikalılar. Özellikle Florida, Texas falan. Oralarda bunlardan bol bol görüyorsun. Acaba ben de mi Amerikalıyım abi? Benim de çok hoşuma gidiyor. Belki de ruhun öyledir ya. Bilemezsin. Hey man. Sonuçta sen nerede doğacağını seçmiyorsun değil mi? Maraş'ta doğdum ben abi. Niye gülüyor? Çok alakalı. Maraşlılar lütfen linçler misiniz Gökhan abi? Ondan değil lan. Hani alakasız geldi. Truck Amerika Maraş bir an. Şimdi burada da kapalı garaj var Gökhan abi. Buranın evet. Özelliği dışarıdakinden ne? Farkı ne? Burada yerin rezerve edilmiş şekilde. Hani dışarıda park yeri bazen bulamayabiliyorsun. Çok yoğun çünkü. Her dairede 2-3 araba var. Bir de çok yağmur çamur olmasın diye istiyorsanız burada ekstra aylık 30 dolar verip buradan bir yer alabiliyorsunuz. Buraya park edebiliyorsunuz. Tek özelliği o. Hiçbir şey değilmiş ama 30 dolara muşamba alırım. Bir yıl boyunca o muşambayla dışarıda arabamı kullanırım. Aylık ama 30 dolar. Ama evin burada, yani bu binada park yeri ta orada olabilir. Yani evet. Biraz da oradan hani yürümek istemiyorsan oradan kurtarabilirsin ama tabii çok ufak tefek dertler. Elindeki özelliği ne bu aletin? Elimdeki akbil. Yani burada asansörü çağırırken, kapıları açarken, oraya evinize girerken bu akbil olmazsa olmazınız. Anahtar yok, akbil var. Şimdi leasing office yazıyor burada. Buraya çıkıyoruz. Bizim de aynı zamanda ikinci katta yaşıyoruz. Leasing ofiste aynı zamanda burada ev kiralamak isteyenler için buraya ilk geliyorsunuz. Oradan işte görüşmelerinizi yapıyorsunuz falan. Aa, direkt asansörden çıkınca isterseniz apartmanın tuvaletlerinden. Işığı da açalım daha rahat görürsünler. Güzelmiş abi. Apartmanın kendi tuvaleti var. İsterseniz buraya sıçabilirsiniz. Ne diyeyim şimdi gözümün içine kadar girdi kamera. Abi benim şu su garibime gidiyor. Buradan içebiliyorsun. Ama tabii buradan basıyorsun. Buz gibi su akıyor. Bir tane içerken beni çeker misin abi? Çekeyim canım. Çünkü bu su içmek biraz zor. Hortumdan çocukken içerdim ama o biraz hızlı akar. Bu havada yakalaman lazım bunu. Koyun gibi. Aynen. Oh. Evet, burası lobi diye burası adlandırdığımız. Burası binanın ofisi. Buradan ev bakacaksınız eğer ki burada hafta içi belli saatler arasında çalışan insanlar var. Burada, burada, burada. Zaten ofis odası falan yazıyor. Gelip bunlarla dertleşiyorsunuz diyorsunuz. Bu kadar param var, şu kadar odaya ihtiyacım var, karşılıyor mu, oluyor mu falan. Buradan hallediyorsunuz. Abi bina öyle bir sistemleştirmişler ki güvenliğe bile ihtiyaç yok. Her şeyi o elindeki akbille çözdüğün için. Güvenliğe pek ihtiyaç olmuyor ama yine de ne olur ne olmaz. Bence böyle bir yerlere güvenlik olsa iyi olurmuş. Ama hiçbir olay da yaşanmadı açıkçası. Biraz daha evet nezih bölge. Gözlemlediğim kararıyla burası. Biraz daha ama yine ara sıra böyle gecenin köründe bağıran, çağıranlar, kavga edenler vesaire oluyor. Olmuyor değil. Tabii ama ki. Genele kıyasladığın zaman daha iyi bir yer. Evet. Abi şu da güzelmiş. Hoşuma gitti bu ağaç kökü. Harbi tahta. Değil oğlum. Bu plastik gibi bir şey. Değil mi? Tahta olur mu böyle? Allah Allah. Abi bu arada lobi gerçekten bir otel lobisi kadar hatta daha çoğu otel lobisinden çok daha kaliteli. Hatta burada bir tane de iMac mi deniyordu buna?
Evet abi. İşte bir tane herhalde iPad var. İsterseniz bunu alıyorsunuz, kullanıyorsunuz ihtiyacınıza göre. Burada printer var. Hani orada bir şey yazdırmanız lazım. Burayı alıp ücretsiz kullanabilirsiniz. Aklıma bir olay geldi. Ben internet kafede çalışıyorum abi. Haftalığı 20 lira. Hiç unutmam. Haftalık. Günlük müydü 20 liraydı? Haftalık 20 liraydı. Günlük 20 lira. Şimdi adam hakkını yemeyeyim. Çıktı çıkartacağım diye bir şey vardı bizde mesela. Gelenler internete çıktı çıkartacağım. Çıktı çıkıyor mu? Çıktı çıkaracağım. Mesela öyle bir şey vardı. Printer'ı görünce anılarım birden depreşti. Onu da eklemek istedim. Çok gereksiz bir anıymış ama olsun. Bu arada ben saçımdan bahsetmiş miydim? Yok abi, bahsetmedim. Sen kesmiştin. Osman kesti saçımı. Hani olur da bakarsanız şuralardan kat izleri olmuştur. Hani bura bir numara, iki numara, üç numara diye. Sorumlusu Osman. Abi bir tane makinayla kestim. Yani bence şaheser gibi kafan var şu an. Kafam öyle ama ama işte saç kesimi eğer kötü görünüyorsa suçlusu Osman'dır arkadaşlar. Yani nasıl kesmişim yorumlarda bir iki belirtirseniz. Yok, fena değil bak, kötü değil. Yani amatör bir berbere göre kötü değil ama kötü duruyor olabilir. Yok. Sen kötü kesmedin abi. Durmuyor abi. Devam et. Nasıl, ne diyeyim? Şimdi abi lobi burası. Gördüğüm kadarıyla şurada bir kahve makinesi, oturup çalış, ders çalışabileceğim bir alan. Evet, orada bir kahve makinesi var. İstediğin kadar içebiliyorsun işte. Cappuccino'sundan macchiato'suna kadar yapıyor. Ondan sonra şurada prizli bir masa var. Orada getirip laptopunu çalışabilirsin. Langırt masası var. Dışarıda bir havuz var. Ha, orada langırtım var. Burada böyle langırt var. Orada oturacağım bir alan. Shuffleboard ne abi, hiç ben duymadım. Ben de buraya gelince öğrendim açıkçası. Bunun ne oldu, bu neymiş lan dedim. Eğlenceli bir şey. Ne olduğunu daha önce internette görmüştüm. Adını bilmiyordum. Adı shuffleboardmuş arkadaşlar. Nasıl oynandığını göstereyim. Sen orada dur. Durdum abi. Mesela kırmızı ve siyah oluyor işte. Daha çok kenarlarda da var bunlar da. Neyse, tamam. Olay şu kısacası. Alıyorsun bunu. Buradan böyle fırlatıyorsun. Iskaladım mesela. Bir tane daha atayım biraz daha yavaş. Bu da çok kötü bir atış. O an alamadım. İşte atıp buradan mesela bu buradan gelecek işte 4'te durursa en iyi puanı yapıyorum, 4 puan. Aa. Ondan sonra ne bileyim buraya geldi 3 puan. Gelmedi aa, 0 puan. Aa, bu şeye benziyor. Gibi böyle oyun. Bir tane ben TRT3'te izlerdim, böyle kazıya gidiyorlar, biliyor musun o oyunu? Kazıya mı gidiyorlar? Aynen. Bu aynı oyunun büyük toplarla böyle kazıya ününü süpüre götürüyorlar. He. Sanki olabilir. Hatırladım. Bu biraz suyu bulan Maraşlı abimize döndü ama buyurun efendim diye böyle. Ama o oyuna benzettim. Hatırladım onu. Ne demek istediğini anladım ama alakası var mı bilmiyorum. Oda çıkmak için de yine akbiliniz gerekiyor. Ya evden girerken de çıkarken de o akbil her zaman olacak. Yani şuraya çıktığın zaman Florida'da olduğu hissiyatına kapılıyorsun. Öyle harbiden. Bir yani evde olmazsa olmaz havuz abi bence. Kesinlikle. Havuzsuz evde yaşanmaz ya. Aynen yani, öyle. Bilmiyorum nasıl yaşıyorsunuz. Bu arada havuz başında mangalın da var. Tam çık şurada, bir de tam simetrinde orada iki tane barbekü. Mangal gazla yani çalışıyor gazla değil mi abi? Gazla mangal diyelim hadi. Gazla sarmaz abi. Fazla sarmaz tabii ama hiç yoktan iyidir. Aynen. Burada ateş yakmaya izin vermiyorlar direkt olarak. O yüzden hiç yoktan iyi bence yine. Bence de. Havuzun boyu abi sanırım 3 feet, 3 inç. Havuzun boyu 4.5 feet. O da ne yapıyor? Benim boyum 1.78. Şuraya falan geliyor, şöyle şu civarlara da geliyor. Yüzmek için çok ideal değil ama yüzersin yine. İşte burada asıl maksat burada güneşlenmek, arkadaşlarınla bir araya gelmek. Çünkü evler küçük. Ya da evinizde belki almak istemiyorsunuz diyelim. Ya da çok kalabalık kişiler geldi. Böyle burada takılabilirsiniz. Lobide takılabilirsiniz. Ben şu an yüzebilir miyim senin misafirin olarak? Gelen herkes misafirim olarak yüzebilir. Teşekkürler abi. Arkadaşlar fitness'ta çalışan insanlar olduğu için onun videosunu Gökhan abinin kanalından, Gökhan Öner kanalından izleyebilirsiniz. Ben detaylı çekmiştim her yerini. İstiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Orayı da göstermiştim. Şimdi evine doğru geçiyoruz Gökhan abinin dairesine doğru. Akbilinizi almayı unutmayın. Bu evi mesela ne zaman canlı yayınlarda da ben hani telefondan açtığım zaman buradan yürüyorum. Herkes burayı korku filmindeki ortamlara benzetiyor. Bilmiyorum öyle bir vibe var mı ama sen ne düşünüyorsun? Abi bunu DoorDash yaparken birçok böyle apartmana girdim. Korkmadım. Ben de korkmadım. Pek fazla korkmadım. Ama güzel bence. Otel birazcık otel anımsatıyor. Buradaki çoğu otel bu şekilde olduğu için. Ya bu tarz evler otelin evleştirilmiş hali gibi aslında. Aynen öyle. Ama aylık olarak çalışıyor. Yine akbille kapıyı açıyorsun abi. Kapıyı evet açtım. Açıkmış zaten bu arada. Kapı biraz ağır. Şöyle evin içine doğru bismillah diyelim. Buyurun abi efendim. Evet, evin kapısını açar açmaz çok geniş bir alan bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafımda da evin içinde çamaşır makinesi falan evin içinde evet olması. Böyle binalarda genelde ortak kullanılır ama burada
da binaya ait. Bunları biz almadık. Binaya ait. Burada yıkama, burada kurutma makinesi var. Bu çok iyi bence abi gerçekten. Evet. Kiler gibi ufak ayakkabılık, ayakkabılık. Depo olarak da ufak tefek bir şeyler atabiliyorsun. Burada bir şey yok. Burada aslında yani termoskon var. Ya da kombi mi deniyor artık. Yani bütün evin klimasını, ısısını, sıcağını, soğuğunu ayarlayan bütün zımbırtı buranın içinde. Mutfak gerçekten çok hoşuma gitti abi. Bu şu ortadaki tezgah olsun. Dizaynı güzel. Rengi güzel, ışıklandırması güzel. Bir de şu ortadaki ada diyorlar galiba, ha, değil mi? Bu adam diyorlar güzel. Bilmiyorum abi. Adam mı? Adam yok, bilmiyorum ne denildiğini. Ada. Amerika'da bir ada. Gibi aynen. Ada. Öyle bir kanal vardı herhalde, hiç bilmiyorum, evet, izlemedim ama. Ben de tanışmadım henüz ama tanışmak isterim. Güzel videoları var. Ada, yani ada olduğu zaman güzel oluyor. Mutfak bu şekilde yani, bir Türkiye'den gelmiş, yaklaşık 6 yıldır Amerika'da yaşayan bir insanın buradaki evine göre gayet temiz ve nezih bir şekilde kullanılıp dizayn edilmiş abi gerçekten. Fries olsun, oradaki daha, şeylerin daha temiz olsun. Temiz olabilirdi evet. Tabii. Biraz hazırlıksız geldi Osman bir anda. Dedi hadi video çekelim. Mutfağı bu kadar detaylı çekeceğini bilmiyordum. O yüzden çok temizlemedim. Yok yine güzel abi. yine güzel abi. Buzdolabı içine bakabilir miyim? Ben genelde böyle merak ederim. Bakabilirsin. Hadi bakalım. Şöyle. Buzdolapta şurada sarımsak var. Altında süt, 3 kutu sütümüz var. Bu soya sütü, bu badem sütü, bu inek sütü. Laktozsuz. Bu taraf Egemen'in, bu taraf. Abi buradaki sütlerin tadı Türkiye'de yine farklı değil mi? Ben süt içmiyorum pek artık ya. İnek sütü midemde çok kötü rahatsızlık veriyor. O yüzden bu badem ve soyadan. Yani geçtim. Buradan anlaşıldığı üzere genelde dışarıdan yiyorsun ya da tavuk ve yumurta ürünleri, süt ürünleri tüketiyorsun. Tavuk, değil mi? Tavuk, yumurta. Başka ne var? Yoğurt var. Onları yiyorum genelde. Yanına da pilavı yapıyorsun. Salatalık, işte salatalık. Meyvelerim, salatalarım yapıyorum. Buzlukta da şey kullanıyorum genelde. Oo, bunlar bu güzel oluyor. Karışık donmuş sebzeler var böyle. Parça parça kesilmiş. Bunları mikrodalgaya atıyorsun. 5 dakikada pişiyor. Biraz böyle çiğ gibi oluyor. Hafif haşlanmış, evet, bir şeyi var ama güzel, sağlıklı. Ya şu Amerika'da kimin evine girersen gir abi, bizim gibi buraya gelmiş. Ya gerçekten aynıdır. Çünkü yemek yapmak falan biraz zahmetli iş. Biraz zor zahmetli. Gelebiliyor. Bir de burada hazır kesilmiş böyle somon balıkları var. Bu da gayet sağlıklı bir protein kaynağı. Bunu arada yiyorum. Sebze falan. Zaten fitness'ın orada olduğu için kollar zaten makina gibi abi bu arada. Yok ya, spora ara verdim ya. Yumuşak şu an, baksana. Söyleme, bir şey yok daha. Geçemeyeceğim. Protein tozları falan, üstünde de protein barlarını görüyorsunuz. Şu şöyle bir gideyim. Burada çok güzel bir televizyon var. O televizyonun sonunda getirdik ya. Harbiden arka tarafında güzel bir led döşenmiş. Şu alet içerideki kötü havayı temizleyen alet sanırım, bu, değil mi abi? Klima evet, mı? Hem ısıtıcı hem fan. Ama fan yani hava üflerken aynı zamanda da filtreleyip hani tozunu süzüp veriyor havayı. Aynen öyle. Burada çok güzel bir L koltuk var. Ben de burada konakladım. Evet, burası Osman'ın yatağı şu anda. Evet. Ama rahat abi gerçekten. Rahat mı? Güzel. Sabah uyandığımda başım şeydi ama. Galiba bu ilk test eden sen oldun bu ciddi arada. Ciddi mi abi? Uyuma alarak yani. He, ben abi köyde büyüdüm dediğim gibi. Üçüncü diyeceğim. Ben köyde... her yaz tatilinde köydeyim. Köyde yastıklar böyle taş gibi olur bizim tabii, o zaman. Tabii saman koyarlardı içine. Aynen. Böyle boynunu koyardın böyle uyanırdın. Böyle taş yani gibi olduğu için aynen. Kafan gömülmezdi içine böyle. Şöyle olurdu. Anlatmaya çalıştım ama. Odana bakalım abi, müsait misin? Yastığı sevdin mi bu arada? Yok, sevmedim abi. Harbi mi? Yok, şaka yapıyorum. İdare ederim. %35 falan veririm yüz üzerinden. Harbi mi? O kadar kötü mü ya? Ben kalın yastık seven insanım abi. Kalın severim. O da kalın. Ama göçüyor içine. Şeyli memory foam dedikleri zımbırtıdan. İşte gelmiyor. Sen sevmiyorsun. Abi. Aynen, bana gelmiyor. Sen sevmiyorsun. O zaman git otelde kal kardeşim de. O zaman ne yapayım ya? Abi burası şimdi Gökhan abinin odası. Bu sağında da bir oda var. Burada Gökhan abinin Amerikalı ev arkadaşı kalıyor. Şimdi lavaboda rahatsız etmeyelim kendisini. Evet, o zaten sürekli Türkçe konuşunca biraz rahatsız oluyor. He. Biraz şey yapmayalım. Tamam. Aa, Gökhan abinin burada. Bu tarafta da Gökhan abinin odası var. Çok geniş bir dolap. Gömme dolap. Artık yani bu... Dolap odası. Abi buradaki eski evler de aynı bu şekilde. Ama eski evlerin, bu evler bayağı gelişmiş. Bu ev daha 2012 senesinde yapılmış sanırım, değil mi abi? Öyle miymiş? Bilmiyorum, ben de salladım şu anda. Öyle evet. 2012. Yani yeni evler çok daha lüks, çok ev... daha gelişmiş oluyor. O yüzden... Dediğin evlere göre yeni. O hani Chicago'daki, New York City'deki... Mesela benim evde. Kaldığım evde bu evin aynısı ama 1932'de yapılmış versiyonu diyeyim evet. Sizlere. Benim de öyle bir...
bir evde kalmıştım New York'tayken. Daha ucuz oluyor fiyatları. E tabii ki Gökhan abinin seviyesine gelebilmem için birazcık daha çalışmam lazım. Burada çok güzel abi tişörtlerini, eşyalarını, askeri kamuflajlarını dizdiğin gayet geniş bir dolap var. Bu arada bir adama göre bayağı tertipli düzenlisin abi. Öncelikle seni o konuda tebrik etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Annemin babamın bana bu zamana kadar verdiği terbiyeye sebebini oraya gönderiyorum yani. Sebebi o. Cümleyi toparlayamadım ama siz anladınız. Ya bu, sebebi o. Bu hemen yanın tarafında ise lavabo, duş, tuvalet var. Müsait değilse gelmeyeyim abi. Bakayım önce. 5 minutes later. Bu arada bu havluyu ben astım buraya. Gökhan abinin misafir havlusuymuş şimdi. Müsait efendim. Lavabomuz gayet güzel. Bir tane baskül makinemiz var. Baskül makinesi. Direkt baskül işte. 72 30 72 diyelim. Dün. Abi ben senden daha zayıf duruyorum bence. Evet, onu bana ben de sorarsan. Fark ettim. Bana sorarsan ama benim kas içime işliyor abi bak şimdi. Elinde bir de 2 kilo kamera var. Abi bu 2 kilo etmez baksana kameraya. Senin boy kaç abi? 1.78. Yan yana geldiğimizde şöyle. Şöyle yan yana mı gelelim? Yan yana duralım. Yani sen benden 2 santim uzunsun. Ben de 1.76'yım. Lavabo gayet. 2 çeşit lavabo var. Evet. Geniş. Bu tarafı kullanmıyorum. O yüzden bütün eşyaları böyle yığdım. Biraz kirlenmiş. Kusura bakmayın. Yok ben yaptım. Ben duş almıştım. Evet, su sıçramış. Direkt sana atabilirim. Su sıçramış. Tamam abi. Evet. Bu tarafta da duş var gayet güzel. Evet. Yani su bayağı tazikli akıyor abi. Ben suyun tazikli akması beni böyle haz veriyor duş alırken. Daha fazla alasım geliyor. Mesela Chicago'da benim evimde su çok tazikli akmıyor. O yüzden tazikli akan duş her zaman adamdır bence. Bence de. Haz veriyor sana tazikli akan duş. Ne yapıyorsun? Göstereyim mi abi? Sen burada ne yaptın 2 günde? Odana geçelim be abi. Sen gel bakayım. Evet, Gökhan Öner'in muhteşem Twitch yayıncısı, ayrıyetten inşaat pizza ustası Gökhan abimin, asker, yazılımcı, muhasebeci Gökhan abimin odası. Onu unutmayalım. Abi gayet tatlı, şirin, çok güzel burada bilgisayar sistemini kurdum. Bunun videolarında ufak ufak reels'lere, TikTok'lara senle birlikte çekeceğiz. Olur. Sistemini anlattığım. Bir tane de kasa gördüm orada. Hatta burada da bir kasa var abi. Çok fazla bilgisayarım var abi. Ya, neden böyle? Şu an evde 3 tane bilgisayar var. Bir tanesi benim eski bilgisayarım. Dolabın yani şu ilk girdiğimiz yerin içinde duruyor. İçinde 1060'lı bir sistem, bir kasa. Yani onu ben uzun yıllardır kullandım 2017 yılından beri. Biraz eskidiği için artık onu emekliye ayırdım. Tamam. Ama duruyor orada. Askeri eğitimdeyken boş zamanlarımızda sıkılıyorduk. O yüzden kendime bir laptop almıştım. O da bu. İçinde 3060 var. MSI. MSI güzel bir laptop. Onu da şimdilik bu ekranları bağladım. Bu şekilde. Ne kadar aldın? Aynısı bende de var abi. Ben bunu 1500'e mi 1400'e mi ne aldım? Tam hatırlamıyorum. Pardon 1200 aldım. 1200 dolar. Ben de 1200 aldım herhalde. 1200 dolar aldım. Şimdilik bunu kullanıyorum geçici olarak. Çünkü normalde yeni aldığım bir kasa vardı. O da bu. İçinde 3090'ı, AMD Ryzen 9 bilmem ne her şeyi var yani. Her şey full'de. Çok güzel bir kasa, çok güçlü bir kasa. Yalnız güç kaynağında bir sıkıntı varmış. Ben bilgisayarı oynarken full grafik yayın yapıyorum falan. Normalde kasmaması lazım ama bilgisayar tak diye bir anda kapanıyor. Böyle elektrik gitmiş gibi oluyor. Aradım ettim falan filan. Dediler ki güç kaynağında problem var. Siz bize kasayı geri yollayın. Güç kaynağını değiştirelim. Tekrar biz size geri yollayalım kasayı diye. O yüzden çıkardım, söktüm her şeyini. Bekletiyorum. Çünkü bana kutu yollayacaklar. Her şeyi kutulayacağım. Geri yollayacağım. Bu süre zarfında da laptopa kurdum her şeyi. Ama bu arada gerçekten güzel güzel bir sistem yapmışsın buraya abi. Bunun evet. Videolarını dediğimiz gibi reels'ler kısmında paylaşacağız. Şimdi Hediye abi bakalım mı abi ona da bir? Hediye'ye bakalım. Ona da bir soralım seninle yaşamaktan memnun mu? Şimdi sen kamerada göründüğü gibi bir insan mısın? Tabii sosyal medyada herkes böyle olmuyor. Eddie. Yeah. Can we... Do you wanna join our video? Sure. Okay. Hey, yo, how are you? What's up, man? How you doing? I'm good, thank you. How is your day going? So far, so good. How about yours? I'm good, thank you. So, I came from Chicago, you know. Yeah. My name is Osman. I am from Kahramanmaraş. Yeah. I love Tarhana. Do you want to say something, Turkish followers? Sure. I honestly, I don't know who this guy is. And I'm just tired of Gökhan bringing strangers to my place. And it has to stop at one point because it's getting quite... annoying. So that's it. Abi bu arada yani gerçekten inanılmaz bir aksanım ve oyunculuğum var yani. Adam 18 yaşından kaç 17 mi kaçtı? 19. 19 yaşından beri. 19 yaşından ama şu an ama 22 gibi duruyorsun. 3 senede bu aksana sahip olmak gerçekten muhteşem yani. Aslında 22 buçuğum ama 23 diyorum. Abi orijinal yaşın kaç hakikaten?
31 olacağım işte. 31. 26 Haziran'da. Gökhan abi de 31 sanırım. Tam bir ay var aramızda. Tam bir ay var. Bir ay var. Evet. 26 Mayıs 26. Bu arada abi tanışmanızı bana anlattınız ama Night Online'dan tanıştığını söylemiştin değil mi? Tabii ben ilk Twitch'te yayın açtığımda Night Online yayını yapıyordum. Böyle daha ilk başladım ama Uber Uber daha yok. O zaman böyle 5 kişi 10 kişi izliyor falan. Egemen de onlardan biriydi böyle, yani chatte konuşuyorduk falan. Oradan tanışmıştık. O günden beri böyle hep her gün neredeyse konuşuyoruz, görüşüyoruz. Beraber oyun oynuyoruz, Discord'da muhabbet ediyoruz vesaire. Olay böyle buraya kadar geldi. Vay be. Güzel bir arkadaşlık oldu yani. Çok... Bir New York'a gittim ben Gökhan'ı ziyarete. Aynen. Orada böyle bir hafta misafir etti beni. Çok da güzel etti. Ondan sonra Miami'ye gittik bir hafta. Orada da dayısı falan güzel vakit geçirdik. Ondan sonra dedik taşınalım. Tampa da güzel. Ev arkadaşı da oldu. Sen ne iş yapıyorsun Edi abi? Ben burada bir tane yerel bir elektrik firması var. Tampa Electric Company diye. Onlar için çalışıyorum. O şekilde. Bu arada Egemen abi de mühendislik yapıyor değil mi? Tamam. Elektrik. Elektrik mühendisi. Tamam abi, senin de masa, sistem bu evet. Şekilde gayet güzel. QWERT ekran var sanırım sende abi. QWERT ne? QWERT? Şu... Şey ha, dalgalı curvet. Gidiyor ya abi. Curvet, fal solu. Curvet o. Curvet. Curvet. Ha. Evet, curvet şu soldan curva olmaya başlayıp curva burada curvu bitiyor. Past tense curvet. Geçmiş zaman. işte ufak güzel bir oda yani, standart. Abi burada peki evin kirası söylemiş miydik videonun başında? Sanırım söylemedik. Söylemediysek 2300. 2300 dolar. Bu evet. Görmüş olduğunuz evet. Evin artı Egemen abi dahil paketin içinde kirası var. Abi çok çok memnun oldum ben bu arada. Ben çok memnun oldum vallahi. Sağ ol. İyi ki geldin ya gerçekten. Rica ederim çok abi. Teşekkür ederiz. Bu abi. Arada herkes şey diyor. Bana da diyenler var. Osman'a da diyenler vardır. Kaç yıldır orada yaşıyorsun? İngilizceye bak. Aksana bak diye. Olay o değil. Kaç yıldır orada yaşamak değil. Olay buraya ne kadar erken gelirsen aksan böyle güzel oluyor. Yoksa böyle oluyor. Böyle oluyor yani. O yüzden değil buna mi? Takılanlar yok arkadaşlar. Bir de aksana Amerika'da. Da takılma zaten. Hani zaten aynen. Yabancı bir dil konuşuyorsun. Evet ya. Ben o Türk'üm yüzden... zaten. Yabancı İngilizce benim için yabancı bir dil. Ben bunu 100 yaşına da gelsem körvet diyeceğim yani. Kıllar bile buna takılmazken neden yorumlarda insanlar bunlara takılıyor, ben anlamıyorum. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Abi bir ufak bir kuble senden bir aksan şovu rica etsek. Tamam olur. Yani benimki de sıkıntılı. İkiz kardeşimi dinleseniz daha iyi aslında da. Amerikalı'ya geçiyorum. Last night, me, Yokan and Otman. Is that how you pronounce it? Azman. 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 We went out, we walked around, say hi to a couple people. And then we ended the night. And it was quite fantastic. I really enjoyed it. I hope you did too. See you on the next video. Bye. Abi mümkünden de yapsana, biz odadan çıkarken bitirip buradan uzaklaşayım. Hangisiydi o dün ya? Irkçı Amerikalı yaptın yani. He. Uyuyan adam. Sen orada oturup oyun oynarken yap, biz de buradan çıkalım sonra Gökhan abiyle devam edelim. Now get the fuck out of here bro. I'll see you next time, alright? Take care of your ass. Evet, Gökhan abimizin evi bu şekildeydi. Şöyle dışarıda yürürken de bir yandan da sizlere buradaki yaşam ile ilgili birkaç fikir almak amacıyla Gökhan abiye soru soracağım. Abi buraya taşınalı kaç ay oldu sen? Şubat'ta taşındım. Şu an Haziran'ın sonuna ortasındayız. Sonuna yaklaşıyoruz diye. Yani bir yerde yaşayabilmek için gerekli tecrübelere gezerek, görerek, birçok yeri öğrenerek sahip oldun. Evet, tecrübe sahibiyim. Abi şimdi mesela Türkiye'den buraya gelmek isteyen çok fazla insan var. Bu insanlar da genelde DoorDash'tir, Uber'dir. Yani belirli bir restorana, belirli bir yere bağlı olarak çalışmak istemeyen insanlar için. Bu işlerde kazançlar nedir? Yani böyle bir evde oturmak istiyorsanız zaten kiradan bahsettik. İnsanlar kafasında bir yol oluşturabilmesi babında neler söylemek istersin? Yani Uber şöyle, mesela Chicago'da sen biliyorsun promosyon dedikleri bir şey var. Mesela diyor ki Uber sana 50 tane yolculuk yap, ekstra 400 dolar bizden duyuyor. Mesela o 400 dolar bir promosyon oluyor. İsterse her yolculuk 1 dolar tutsun, 450 dolar kazanıyorsun gibi bir şey minimum. Buradaki o promosyonlar çok dandik Florida'da. Aşırı kötü. Yani 50 tane yolculuk yap, ekstra 25 dolar benden diyor. Çok kötü yani, gerçekten kötü. O yüzden Uber'e çok bel bağlamanızı tavsiye etmem. Özellikle de böyle çok yakan bir arabanız varsa, çok böyle Uber'den para kazanarak hayatınızı geçindirebilemezsiniz bence. Burada. Biraz evet. Zor. Biraz yani, bayağı zor hatta. Belki de yani böyle bir evde değil de oda kiraladı atıyorum. 600-700 veriyor ucu ucuna. Çok fazla para biriktiremez benim düşüncem buralarda yaşayan para insanlar. Para biriktiremez, yok. Burada biriktirecek yer değil. Ama yani bir restorana karşı
garson olarak girse 200-250-300 günlük kazancına zaman zaman ulaşabilir. Burayı bilmiyorum açıkçası. Ha, gerçi aynen şey o iş yapmadım. O işlere pek fazla bir bilgimiz yok ama evet. Duyduğunuz üzere bu tarz işlere buralarda yönel... Benim gözlemlediğim kadarıyla Uber iyi değil burada. Yani ya çok az yakan bir araba bulacaksınız ya da elektrikli bulacaksınız, elektrikli bir araç. Tesla Uber bu arada çok daha mantıklı geliyor son zamanlarda kulağıma. Özellikle benzin fiyatlarının artmasından dolayı. Bir de bizim binada gösterdik evet. Galiba videoda. Evet abi. Orada hani ücretsiz şarj, yani bin şeyin aracın artık yakıt masrafı olmayacak gibi bir şey. O yüzden bütün para size kalacak. Ama Tesla pahalı bir yandan. Oradan bir sıkıntısı var gibi gibi böyle değişik şeyler yapabilirsiniz bir şekilde hayatta kalmak için. Ama burada 600-700 dolara burada oda da yok. Oda yok. Ben bulamadım yani. Oda da yok. Aramadım ama sonradan baktım meraktan hani odalar ne kadara gidiyor diye. Yok 600-700 dolara oda da yok. Stüdyo odalar bak 1+1 bile değil yani stüdyo daireler 900 binden başlıyor. Senin evin var, ben senin yanındaki odayı kiralamak istesem. Belki o şekilde olabilir. Ben sana az önce şey diyordum, benim gözlemlediğim kadarıyla abi buraya insanlar genelde yaşamaya geliyorlar. Ha, pardon yürüdü. Adam yolun ortasında duruyor ya, yürüdü. Nasıl yaşamaya? Parası var iş kurmaya. O işi burada hayatını ömür boyu devam ettirmeye ya da ev almaya mesela. Parası var buradan ev alacak. Burada ufak tefek tıngırdayacak. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu. Senin hayatından birazcık da bahsetmek istiyorum bu arada abi. Bugün sabah hava üstüne gittik. Gökhan abinin hava üstüne gittik. Askerlik yaptığı bölüme yani çalıştığı yere. Gayet yakındı evine. Evet, sineklerden ben bakamıyorum. Abi, harbiden yani. Abi. Deminden beri bir kulağımda bir gözümde o kadar çok var ki. Aa, bu arada Florida'nın bu şeyi de var sanırım. Çok, çok fazla sivrisinek. Böcek var. Çünkü hava yani 10 ay, 11 ay neredeyse çok sıcak ve nemli sürekli. O yüzden bütün hayvan çeşitleri, böcek çeşitleri mevcut. Evde klimasız durmak bence çok zor klimasız yani. Klimasız durmak zor ve bir de mutlaka sineklik olmak zorunda camlarda, yoksa içerisi dolar yani. Ben buraya taşınmama sebeplerimden biri de abi klima beni tutuyor. Herhalde bugün sabah o yüzden başım ağrıdı. Klima galiba beni... Galiba gözüme girdi bu çok... Sol gözüme bakabilirim. Yok, yok abi yok. Oğlum her yerime sinek geldi lan. Yok, bakamıyorum ki. Arkadaşlar Florida'da yaşam yani abi. Yaşayamıyoruz. Gözümü açamıyorum. Adam gözünü. Sabah sana gelmiyor mu ya? Bana gelmiyor abi. Ben yeni banyo yaptım, mis gibi kokuyor ama çiçek zannediyorlar herhalde. Tam tersi olmasın yok. Niye lan? Abi senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı buradan Florida'ya taşınmak isteyen insanlara? Burada şöyle, eğer Uber ya da DoorDash, Uber Eats gibi ya da işte GrabUp gibi böyle şeylerden çalışacaksanız burası sezonluk arkadaşlar. Burası ne zaman okullar açıldı, nüfus arttı, öğrenciler geldi, konserler var, etkinlikler var. Ki bu da işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları hariç. Bu 3 ay hariç. Kalan 9 ayda burası çok yoğun. Ne bileyim etkinlikler çok. Uber aşırı yoğun. DoorDash falan aşırı yoğun. Oralardan hani 9 ay boyunca güzel para yaparsınız ama kalan 3 ayda biraz süründürebilir. Hakikaten para yapması zorlaşabilir. Aslında Amerika'nın her yeri öyle abi. Chicago'da mesela kış olunca burası patlıyor. İnsanlar buraya geliyor. Okullar açılıyor. Chicago'da yaz olunca da evet. İnsanlar evine dönüyor. Yazın herkes kendi memleketine dönüyor. Amerika'nın kuzey yerlerinde ne zaman kış başladı, oradaki insanlar genelde güneye iner. Zenginler. Bu taraflarda yaşamaya başlar. O zaman buralar kış aylarında aslında burası daha ılıman olduğu için burası daha böyle bir coşar. Burası da yaz mevsimlerinde aşırı sıcak olduğu için bir de okullar da kapanıyor vesaire. Herkes bu sefer kuzeye kaçıyor derken hani ben yazın çok bir şey yapamazken Chicago, New York gibi yerler çok yoğun. İyi kazandırır. Ama kış mevsimlerinde de burası çok iyi oluyor. Bu sefer de kuzeyde bir şey kalmıyor gibi böyle tersi bir durum var. Benim öyle bir düşüncem var aslında. Chicago'da bir kış daha geçirecek bünyem var mı bilmiyorum. Yani kışın çünkü geçen kış ben 3 ay boyunca evdeydim. Hiç çıkmadım neredeyse. Hava sürekli kapalı. Saat 3'te hava kararıyor falan. Belki Chicago'da kış olunca burada sezon açıldığı için buraya gelebilirim. Hatta senin alt katın boşmuş herhalde abi. Tabii otopark. Otoparkta. Yani bilmiyorum öyle bir düşüncem var ama kesin de değil. Yani biz ikinci kattayız. Alt kat otopark işte. Ha. Evet. Ha alt kat oto. Ha pardon üst katın mı boştu? Sen bir yer boş dedin alt abi. Kat boş dedim. Boş diye dedim. Boş işte oğlum. Ha ben de ev var sandım orada. Hayır canım boşluk yani hani. Altımda daire yok.
otopark var anlamında. He anladım. Sen anlamamışsın da anladın. Şimdi evet. Anladım, şimdi anladım. Abi çok teşekkür ederim beni misafir ettiğin için. Çok sağ olasın gerçekten. Rica ederim. Gökhan Öner abim buradan samimiyetinden dolayı. Bu arada çok sakin bir insan kendisi. Senin sakin olman beni imrendiriyor abi. İmrenmek iyi bir şey değil mi abi? İmrenmek güzel bir şey. Ben de imrenirim birçok insana. Böyle yani sakin İşini iyi yapan insanlara imrenmek de bence bir problem. Kıskanma kötüdür. Evet. Ha doğru. İmrenmek güzel bir şey. Yani senin sakinliğini imreniyorum çünkü ben sinir hastası bir insan. Gökhan abi de böyle anlık yükseliyor ama anlık sinirlenmelerim oluyor ama genelde anlıkta soğurum yani. Böyle evet. Direkt. Genelde sakin olduğun için seni içten imreniyorum. Teşekkür ederim. Yapım bu, evet. Evet, bugün Florida Tampa'da Gökhan Öner abimiz bizi misafir etti. Kendi bildiklerimizi ufak tefek sizlere, tecrübelerimizi aktarmaya çalışırken evi gösterdik ve kafanızda da bir bütçe oluşturma bağında yardımcı olmaya çalıştık. Abicim sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Askerlik hayatında, yazılımcılık hayatında, muhasebecilik hayatında, pizzayı fırına verme hayatında başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güle güle. Senin tazikli akması beni böyle haz veriyor duş alırken. Daha fazla alasım geliyor. Nasıl haz veriyor sana tazikli akan duş? Ne göstereyim mi abi? Sen burada ne yaptın? İki günde. Odana geçelim be abi. Sen gel bak.